Halen enkazlarımız yerlerde. Evlerine giremeyen o kadar insanlarımız var ki, mağdur olan insanlar, çadırda, kentlerde kalan, zor koşullar altında yaşayan çok insanımız var. Bu yaraları sarmak için geldim ben de. DEM Parti'den adaylığımı koydum. İnsanlarla, halkımızla nasıl bir araya geliriz, neler yapabiliriz halkımız için? Yeşil alanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Adıyaman tarihi ve kültürel dokusuyla uygun bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Depremzede ailelerimizle bir araya gelip onların sorunlarını çözmeye çalışacağız. Halkçı belediye anlayışıyla depremin yaralarını var gücümüzle hep beraber çözeceğiz. Tamam. Çocukları için bir kreş açıp da onların iş fırsatı bulmasını isterim ben. Kadınlarımıza yönelik iş alanları açabilirim. Ben kadınların arkasında duracağım. Belediyemizi tekrardan yöneteceğiz hep beraber, tek başıma değil. Halkımla beraber yönetmek istiyorum. Halkım beni yönlendirecek, bana fikirler sunacak. Onların değerlerine değer katıp tekrardan inşa etmek istiyorum. Temiz bir çevre, düzenli bir çevre. Biz ranta hayır diyoruz. Hep birlikte hareket etmek istiyoruz. Halkımla beraber adım atmak istiyorum. Kapımız herkese açık olacak. Rahatlıkla girip çıkabilecekleri bir belediye olacak. Bize fikirler, dertlerini anlatabilecekleri bir belediye olacak. Adıyaman'dan bahsederken Adıyaman ne bir şehirleşme olabildi? Oldu. Çarpık bir şehirleşme var. Yani caddelerimiz, ana arterlerimiz çok dar. Ciddi bir şehirleşme, ciddi bir planlama yapılmadı. Bu konuda bizim idealimiz, bizim belediyecilik idealimiz öncelikle insana odaklı bir önceliğimiz olacak. Yollarımız geniş, önceden planlı, programlı bir şehirleşme olması gerekir. Bizim zihniyetimiz insana odaklı bir zihniyet olacak. Yani kadın erkeğin eşit paylaştığı bir ortam yaratacağız. Yeşil alanlarımız daha fazla yeşil alana önem vereceğiz. Biz yani bu şekilde daha güzel bir Adıyaman yaratabiliriz. Biz geldiğimizde dengbejler için bir ortam sağlayacağız. Geçmiş kültürümüzü tekrar ayağa kaldıracak. Kültürümüze, geçmişimize sahip çıkarak yeni bir şehirleşme, modern bir şehirleşme anlayışıyla yola devam edeceğiz. DEM partilerin bakış açısı, onlar daha çok ranta dayalı. Nasıl daha fazla etrafımıza para kazandırabiliriz? O arayış içinde olacak. Ama biz halkı öncelik tanıyacağız. Öncelikle bir proje olduğu zaman oradaki halka danışacağız. Beraber projeyi gerçekleştireceğiz. Yani halkın istemediği hiçbir projede yer almayız. Ve tarihi dokuya benzer Adıyaman'ın tarihi dokusunu yansıtan iş yerleri türü yerler açmak, bunlara çok daha ucuz kirayla insanlara kiralamak. Çünkü şu anda iş yer sahipleri çok zor durumdalar. Kiralar çok yüksek. İnan ki çoğu insan iş yerini kapatmak zorunda kalıyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Önce şehir merkezini güzel bir mimariyle, tarihi dokuya, Adıyaman'ın eski tarihi dokusuna hitap edecek şekilde bir düzenleme yapmamız lazım. Bu iş yerlerini önce bir kalkındırmamız lazım. Çünkü iş yerlerini kalkındırırsak insanlar orada kazandığı parayla zaten geçimini sağlayabilir. Ekonomiye bir katkısı olabilir. İki katlı bir binayı imar afı altında 4 kata çıkardılar. Ve yıkımlar, ölümler daha çok bu binalarda meydana geldi. Adıyaman'daki birçok yıkılan bina fazla katları vardı. Bu da imar affının sonucunda oluşan şeylerdi. İnsanlar rant peşindeydi sürekli. Efendim ben 2 daire daha üste atayım, daha fazla para kazanayım. Ama onun temeli 2 kata göre fizibilitesi yapılmış, planı çizilmiş, statüsü yapılmış. Yani bu büyük bir yıkıma en çok sebep olan bu zihniyetti. Tabii ki biz geldiğimizde daha çok
imara önem vereceğiz. Yani her şeyi halkla beraber yapacağız. Özellikle mesela ihaleler konusunda ihaleleri halka açık büyük salonlarda yapacağız. Herkes dinleyici olarak gelebilir, görebilir. Bizim gelir giderimizi her ay bültenle yayınlayacağız. Herkes görecek verdiği parayı, verdiği vergiyi, verdiği su parası nereye harcanıyor. Herkes onu görebilecek. Yani bir de şu anda şeyi pompalıyor. Efendim belediye aynı partide olmazsa yardım göremez. İktidar partisinde olmazsa yardım göremez. Bu bir yanılgıdır. Adıyaman'da yıllardır aynı parti ama Adıyaman'da hiçbir hizmet göremedik. Bize güvensinler. Biz en güzel projelerimizi, en güzel çalışmalarımızı onlar için yapar. Çünkü biz onlar için yapıyoruz. Biz kendimiz için yapmıyoruz. Biz kendi çıkarımızı düşünmüyoruz. Yalnızca halkın çıkarlarını düşünüyoruz.